Hiç anneannenizle, babaannenizle, dedelerinizle, kendi anne babalarınızı çekiştirdiniz mi? O hayatla alakalı bir sürü kararı doğru verdiğini zannettiğiniz anneleriniz, babalarınızın çocukluğunu, büyük erkek aksaklıklarını, ilk aşklarını, hikayelerini, o kendi ebeveynlerinden gözükme duygusunu hatırlar mısınız bilmiyorum. İnsanı böyle hafif ayaklarını boşa çıkartan duygulardan bir tanesidir. Tuhaf da bir duygudur. Birden zihninizdeki tüm kalıpların yeri değişir. Ah, öyle mi yapmış, öyle mi düşünüyormuş falan diye. Mine Urgan bize bir dinozorun anılarında neredeyse tüm Türkiye Cumhuriyeti için aynı şeyi yaşattırıyor. Yani aklınıza gelebilecek birçok edebiyatçı, siyasetçinin çocukluğunu biliyormuş gibi görünüyor. Ve 1920'lerinden, 1915 doğumlu Mine Urgan, 1920'lerden başlamış 2000'lere kadar, 80'li yaşlara kadar aklında kalan hatıralarla beraber muhteşem bir şekilde Türk edebiyatını, Türk akademisini, Türk siyasi hayatını çekiştiriyor bize. Hiç dedikodusal değil ama çok tatlı ve aykırı bir yerden, bir Türk filmi tadında. Hem komik, hem birazcık trajik, hem de birazcık duygusal. 1920'lerde olup Robert Koleji, şimdi Robert Koleji, o zamanki ismi farklı, oradan mezun olduğunuzda ister istemez hani Türkiye'nin o seçkin üretici grubunun da içerisinde oluyorsun. Birazcık o seçkin, hafif de ekonomik olarak iyi insan olma halini Mine Urgan da kendi içinde yadırgayarak anlatıyor ve hayatımda memnun olduğum şeylerden bir tanesi o seçkinci ve sermayeye sahip gruptan kısa bir süre içerisinde, ergenliğimi bitirmeden öncesinde kopmak durumunda kalmıştım. Yani yoksullaşmışlar. Bunu bir mutluluk verici öykü olarak anlatıyor. Bunun sayesinde çalışmak, çalışıp kendi parasını kazanan bir kadına dönüşmek zorunda kaldım ve bu çok anlamlı bulduğum bir şey diyor. Ama yine de oradan gelen kültür, işte Halide Edip Adıvar'dan, Abidin Dino'ya, Neyzen Tevfi'ye, Sait Faik Abasıyan'a, Necip Fazıl'a kadar aklınıza gelebilecek birçok edebiyatçıyla, birçok akademisyenle, birçok siyasetçiyle aynı arenanın içerisinde kalmış. Onlarla beraber bir sürü hikayeler yaşamış ve o insanların yaşadıkları duyguları, o bildiğiniz bize yansıyan kült, sanatçı, edebiyatçı ya da siyasetçi fotoğrafının dışında arka tarafta Mine Urgan'ın arkadaşı olan Necip Fazıl'ı, Mine Urgan'ın arkadaşı olan Sait Faik'i dinliyor olmak, Mine Urgan'ın bakış açısıyla Oğuz Atay'la tanışıyor olmak çok enteresan ve tuhaf. Oğuz Atay'la ilgili şeyi söylüyor yani. Sadece bir iki kez karşılaştım nadiren ve uzaktan. Kocaman bir kediye benziyor o adam diye bir tarif var. Tabii ki bir Nazım hayranı, tabii ki bir Atatürk hayranı. Atatürk'le dans etmiş falan. Hani bunlar önemli hikayeler şeyin içerisinde. Mine Urgan 83 yaşındaki haliyle de tanışsanız o hafif ayrıksı, işte hafif muhalif bir zihni devamlı aklında tutan, kesinlikle liyakata çok sırtını dayamış ve inanan, yani çalışmaya, biriktirmeye ve üzerine düşünmeye adapte olmuş, çok zengin bir genel kültüre sahip olduğu dilinde, tavrında, üslubunda belli olan bir insan. Kitabı okurken mesela beni çok tuhaf hissettirten bir duygu yaşadım. Aradaki yaş farkları açıldıkça insanlar birbirleriyle dost olmakta zorluk çeker. Yaşam tecrübesinin tipinin farklılığından kaynaklı. Bir de insanların belli bir yaşa geldiğinde belli olduğum duygularını kabul etmelerinden kaynaklı. Hani teorik olarak masada konuşuyorken işte 60'lı yaşla 25'li yaşlar arasındaki herkes birbiriyle denktir diye bir şey konuşursun ama hatta önceden kendini yetiştirebildiyse belki 17-18 yaşından itibaren ve yaşlanmamayı başarıyorsa da belki de 70-80'ine kadar da bu mümkün olabilir. Bunu teorik olarak konuşuyorsun ama pratikte çok mümkün olmuyor ya. Bir süre sonra ne yaparsa yapsın işte olmuyorsa 55'inde, olmuyorsa 60'ında, 65'inde, 70'inde kaçınılmaz bir şekilde yeniliyor ve yaşlanıyor insan. Ya da yaşlanmaya karar verebiliyor. Çok nadir insanlar bu çemberin dışında kalabiliyor. Ya da ne yaparsa yapsın işte 30 yaşının altındaki bir sürü insan tecrübesizlikten kaynaklı masada işte bir yerde tam düzgün mayalanmamış peynir tadı veriyor yani. Hani Mine Urgan o çok nadir çemberin dışında kalan insanlardan bir tanesi. Yani gerçekten kitabı dinlerken çok tuhaf bir lezzette benim bir arkadaşımdan hikayeyi dinledim. Benim bir arkadaşımdan Neyzen Tevfik'le karşılaştığı kafenin içerisinde onun ne çalışımı ve onunla ilgili hikayeleri, şakaları, geyikleri, neler yaşadıklarını falan dinledim. Ya da Abidin Dino'yla, Abidin Dino'nun kardeşiyle alakalı hikayelerini ve gerçekten hala kültürü olarak benim
anlayabileceğim, benim zihnimin duygusal kalıplarına uygun bir tonda dinledim. Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları ve Bir Dinozorun Gezileri diye iki tane kitabı var. 90'ların sonunda yazdığı. İki kitabı da çok satmış. Hele Bir Dinozorun Anıları 70'in üzerinde baskı yapmış falan. Hala satan long sale kitaplardan bir tanesi. Kendi yaşadığı dönemde kitabını bu kadar çok satıyor olmasını da yadırgamış. Yani şey diye tarif ediyor. Doğru bir şey yapmamış olmalıyım yahu. Ben normalde gayet işte muhalif başka bir zihinde bir insanım. Benim kitabımın çok satıyor olması normal bir durum değil diye 83 yaşındayken bile kendi ruh halini aynı duyguyla karşılayabiliyor ya da yaşayabiliyor. Ne görmüş? Tabii onun muhalif olduğu dönemin ana unsuru Türkiye'ye o ikinci kapitalizm, yani kapitalizmin sert koşullarla girdiği Özal döneminin hikayesi. Ve Özal dönemiyle beraber fark ettiği ya da algıladığı, altını çizerek kendi kendine dönüştürdüğü şeylerden bir tanesi o kapitalizmin getirdiği vasatlık. Yani çalışmaya, çalıştırıp, biriktirip bir şey üretiyor olmanın değerine inanmış bir cumhuriyet çocuğu olarak vasata, ortalamaya, sıradan olanın normal yaşamımızın içerisinde önemli bir yer edinmeye başlamış olmasına gerçekten öfke duyuyor ya da işte oradaki yılgınlığı yaşıyor. Şeyde ucuzlaşmasına, her şeyin çok kolaylaşmasına, her şeyin çok ucuzlaşması halini kendisine ve tam bir Özal muhalifi olarak büyük bir kızgınlık ve öfkeyle beraber bir sürü şeyi de söylüyor o dönemdeki çözümü. Bu dönemi görüyor olsaydı ne derdi kim bilir? Yani kendi içerisinde nasıl değerlendirirdi? Ara sıra tekrarladığım bir cümledir bu ama gerçekten ciddiye alırım bunu. Şimdi yaşadığımız hikayeleri şimdi üretiyor olamayız. Bunların hemen hepsinin geçmişte bir nedeni, hatta onun da geçmişte bir başka nedeni var. Tüm hikayeler bir zincir halinde birbirlerine bağlı. Tüm isimler, anlamlar, mana diye konuştuğumuz her şey üretilmiş ilk anlamdan bu yana birbirini üreterek bugüne kadar geliyormuş gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'yi anlamak istiyorsak, nerede yaşıyoruz, ne yaşıyoruz, biz neye dönüşüyoruz, iyi anlamda da kötü anlamda da, nasıl biçimler alıyoruz anlamak istiyorsak, gerçekten düzgün bir zihinle ama böyle hani sadece gazeteden ya da sadece televizyondan, sadece siyasetten ya da sadece bilimden ya da sadece sanattan bakarak değil, yani sokakta yaşayan, sokağın kokusuyla yaşayan biri olarak bunun geçmişine, o yaşadığımız hikayelerin başlangıcına bakmak gerekiyor. Gerçekten Mine Urgan 80 küsür yaşında ama şimdi bile 30'lu yaşların pırıl pırıl zihninde bir insan olarak bize 1920'lerden başlayıp 2000'lere kadar Türkiye hikayesini birçok farklı açıdan ama bizim dostumuz olarak, bizim arkadaşımız olarak anlatmış. Çok eğlenceli buldum. Işıl Yücesoy seslendirmiş Storytel'de. Yani gerçekten bir an ara ara karıştırıyorsunuz yani Mina'nın sesinden dinliyor olabilir miyiz bunu diye. Hiç bu kadar böyle meç olmuş bir seslendirmede duymamıştım. Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları Işıl Yücesoy ile beraber bambaşka bir esere daha dönüşmüş gibi görünüyor. Tatlı tatlı eşinizle dostunuzla sohbet eder gibi Türkiye tarihi üzerine hem duygusal hem düşünsel anlamda biraz vakit geçirmek isterseniz gerçekten muhteşem işlerden bir tanesi olmuş. Thank you.